Alanda enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Belli noktalarda hala kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Oradaki vatandaşlarımızın hayatının güzelleştirilmesi noktasında da büyük bir çalışma var değerli izleyiciler. Arkadaşımız Adnan Sular'a tekrar yöneleceğiz. Bulunduğu bölgedeki son gelişmeleri alacağız. Adnan, neler oluyor? Çalışmalar noktasında bir düzenleme var mı? Akşam saatleri yaklaşıyor. Hava koşulları nasıl? Senden alabilir miyiz? Evet, buradan dilimiz döndüğü müddetçe buradan elbette bilgileri aktarmaya çalışacağız. An itibariyle şu anda hava soğumaya başladı. Hakeza bölgede akşam saatlerinden itibaren şiddetli bir soğuk var. Tabii şu an bulunduğumuz nokta Adıyaman kent merkezi ve Atatürk Bulvarı üzerinde bir üst geçitteyiz. Şu anda arama kurtarma çalışmaları kısmen devam ediyor. Birçok noktada ise enkaz kaldırılıyor. Tabii Tanju'dan rica edeceğim, bakın çalışmanın devam ettiği noktalardan birisi. Şu anda enkaz, tamamen artık enkaz kaldırmaya yönelik bir çalışma var orada. Onlarca iş makinesi, kepçeler şu anda enkazı kaldırıyor. Tabii şunu da bugün ifade edelim. Yani dün akşam saat 6-7 civarlarında burada neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Ama bugün gerçekten biz de şaşırdık. Çok enteresan bir kalabalık var. Hem sağlık ekipleri, hem itfaiye ekipleri, hem arama kurtarma ekipleri. Sanki bugün bir koordinasyon çerçevesinde işlemlerin hızlandırılmış görüntülerini, efektlerini görüyoruz burada. Çünkü özellikle şehir merkezinde bu cadde üzerinde inanılmaz bir hummalı bir çalışma var. Yani enkazı bir an önce kaldırılması için, şehrin tekrar ayağa kaldırılması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade edelim. Aynı zamanda yine Anadolu'nun birçok noktasından yardımlar ulaştı. Bugün bizim gözümüze çarpanlardan birisi de buydu. Yine kent merkezinde birçok çadırlar kuruldu. Sivil vatandaşlar ve dernekler ve vakıflar başta olmak üzere birçok kurum burada vatandaşlara sıcak yemek, çay gibi ikramlarda bulunmak için yeniden toplandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda sivil vatandaş yoğunluğu da var. Yani günlerdir bu bölgeye gelmek isteyen insanlar yol şartlarından dolayı giriş yapamıyorlardı. Birçok noktada yollar maalesef kullanılmaz haldeydi. Ancak bu yolların yapılmasıyla birlikte burada özellikle Adıyaman, yani çevrede oturan İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'nun birçok noktasında oturan Adıyamanlıların da burada yakınlarını en azından iyi veya kötü durumlarını görmek için veya malzemelere, işte kurtarılabilen malzemeleri almak için bu bölgeye akın ettiklerini ifade edelim. Çünkü bu araç yoğunluğunun %80'i şu an dışarıdan gelenlerden olduğunu ifade edelim. Tabii bir önceki yayında da gördünüz, yani halen arama kurtarma ekipleri geliyor. Onun dışında birçok vatandaşımız Anadolu'da kendi inisiyatifleriyle beraber, inisiyatif kullanarak buraya gelmişler. Kimisi nakdi yardım getiriyor, kimisi arama çalışmalarına katılmak için, destekte bulunmak için Adıyaman'a akın etmiş durumda. Zaten şu anda Tanju size gösteriyor, araç yoğunluğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda arama çalışmalarının, yani enkaz altında canlı arama çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü ifade edelim. Zaman zaman ambulans ekiplerinin, ambulansların buradan acı siren çalarak uzaklaştığını görüyoruz. Hastaneye gittiklerini görüyoruz. Bu da aslında halen enkaz altında sağ kalanların hastaneye ulaştırıldığı izlenimini bize yaratıyor. Çünkü gördüğümüz gibi zaman zaman siz de VTR'lerde zikrediyorsunuz. Özellikle Kahramanmaraş'ta 77 yaşında bir teyzemiz, bir anneannemiz vardı. Cemile Kekeç. Çok şükür sağ kurtuldu. Yani çok çok enteresan. Dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar büyük bir depremin ardından bu kadar zaman geçtikten sonra canlıya bir insana canlı ulaşmak gerçekten mucize gibi. 227. saatte bile insanlar gördüğünüz gibi enkaz altından sağ çıkabiliyor. Yine ifade edelim, bu tür haberler arama kurtarma ekiplerini gerçekten biraz daha diri tutuyor. Çünkü şu an bile halen enkaz altında yüzlerce, kim bilir Allah muhafaza, belki de binlerce insanımız var. An itibariyle onların da kurtarılması için en kötü ihtimalle de cenazelerine ulaşmak için canla başla ekipler çalışıyor. Tabii dediğimiz gibi akşam saatlerinde burada sıklıkla gördüğümüz bir manzara var. O da ateş yakılması. Tabii gündüz olduğu için şu an ateş yakılmamış. Hemen sağ tarafımda bakın derme çatma bir tane çadır kurulmuş. Çadır mı diyelim artık, baraka mı diyelim bilmiyorum ama Tanju'dan rica edeceğim, hemen sağ tarafına bana doğru dönersen bak, kaldırım üstünde vatandaşlar bakın sokakta yatıyorlar. Gördüğünüz gibi minderi sokağa sermiş. Bu kentin birçok noktasında böyle. Hakeza burada eksilere düşüyor hava sıcaklığı geceleri. Vatandaşlar ateş başında sabahlıyorlar. Böyle aralıklarla uyarıyorlar ki donarak herhangi bir
sıkıntı meydana gelmemesi için. Yani dediğimiz gibi bölgeler maalesef iklim itibariyle gündüzleri hasbel kadar sıcak ama akşamları çok soğuk. Bu açıdan bu bölgeye gelecek olan yardımlar arasında en büyük ihtiyaçlardan birisi hiç şüphesiz ki çadır ve aynı zamanda ısıtıcı cihazlar. Dün de hakeza birçok noktada Adıyaman'ın çevresinde gezme imkanı bulduk. O Allah'a hamdolsun çevre ilçelerde ve köylerde çok ciddi bir hasar yok. En azından vatandaşlar tek katlı olduğu için kendi enkazlarını kaldırmanın da gayreti içerisindeler. Aynı zamanda devletimiz de o bölgede hem jandarma hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekiplerinin o bölgede titizlikle ekip göndererek o bölgede enkaz incelemesi yapıyorlar. Kaç binanın yıkıldığını, ölü ve yaralı sayısını, aynı zamanda o bölgede acil ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini tutuyorlar. Dün hakeza bir köyde buna rastladık. Ekiplerle merhabalaştık ve onların çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Tabii devletimiz her yere ulaşmaya çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Biliyorsunuz aynı zamanda 10 ilde 30 bin konut yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha doğrusu TOKİ açıklamıştı. TOKİ 10 ilde 30 bin binanın acilen yapılması için süreci hızlandıracak, öyle gözüküyor. Şu an itibariyle birçok bölgede ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ilk etapta 100'er bin TL'lik bir yardım, yani nakdi yardım desteği sağlanmış oldu. Elbette diğer yardımlar da devam ediyor. An itibariyle Tanju kamera objektifini hemen sol tarafa çevirdi. Görüyorsunuz burada halen birçok araç var. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araçlar var. İş makinesi var. Mobil mutfaklar var. Yani devlet bir şekilde vatandaşın can güvenliğini korumak, cenazeleri de kaldırmak için gerçekten 10 ilde takdire şayan bir çalışmayı sürdürüyor. Dediğimiz gibi aynı zamanda enkaz altında canlıya ulaşma çalışmaları da an itibariyle devam ediyor. Tabii Malatya'da da durum biraz vahim. Geçtiğimiz günlerde Malatya'daydık. O bölgede de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. En azından oradan gelen ekiplerden aldığımız bilgi bu şekilde sevgili Ziya. Tabii bu özelde sizin bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa, aktarabileceğiniz bir şey olursa aktarmaya devam edelim. Adnan, bölgedeki özellikle defin işlemleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabildiniz mi? Evet, elbette aldık. Birçok noktada toplu mezarlar, özellikle Hatay'da biliyorsunuz büyük bir alan vardı. Orada kimliklendirme çalışması, ki bazı cenazeler maalesef tanınmayacak vaziyette. Orada DNA çalışması var. Ondan sonra maalesef işte o cenazelerimiz daha sonra kimlikleri kaybolmasın diye kim olduklarını anlaşılması için numaralandırılıyor. Elbette acı bir olay. Toplu mezarlara şu anda defnediliyor. Cenazelerin ortada kalmaması açısından en azından bölgede bir de hijyen sorunu var. Enkaz ne kadar geç kaldırılırsa Allah muhafaza artık cesetlerin çürümesi dolayısıyla çevreye kokular yayılacak. Hakeza havalar ısındığında bu kokuyu almamız biraz mümkün ama şu anda titizlikle çalışılıyor. Aynı zamanda çadırlarda kalan birçok çocuk var. Annesiz babasız çocuklar var veya yakınları var yanlarında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da o çocuklarla ilgili psikososyal desteklerini devam ettiriyorlar. O çocuklar hiç şüphesiz ki hem deprem esnasında hem deprem sonrasında çok ciddi psikolojik olarak şu an problem yaşıyorlar. Onlarla da ilgili çalışmalar an itibariyle devam ediyor. Peki bir önceki bağlantıda İletişim Başkanlığı'nın bir karavanı olduğunu, oradan enerji ihtiyacınızı karşıladığınızı söylemiştiniz. Basın mensuplarının durumları nasıl o bölgede? Evet. Tabii şu aşamada bu bölgede kalan gazetecilerden çok sınırlı sayıda gazeteci var. Ama çünkü bölgeler dağılmış vaziyette. Ciddi anlamda bir destekleri oldu. Yani biz buraya geldiğimizde ilk gün hatırlarsınız çok çok hızlı böyle cümleleri sıkıştırarak bir WinZip hesabıyla aynı anında bilgi aktarmaya çalıştık. Çünkü çok kısıtlı bir imkanımız vardı. Evet. Bataryalarımız sürekli sinyal veriyordu. Kent maalesef elektriksiz olduğu için o dönem ulaşmakta, iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Vatandaşlar sayesinde biraz işte kısmi olarak jeneratörler aracıyla enerji almıştık. Tabii hemen anında olaydan sonra İletişim Başkanlığı da bu bölgeye 2-3 tane mobil karavan gönderdi. Burada biz hem zaman zaman ısınmak, zaman zaman çay içmek, zaman zaman mola vermek ve en önemlisi de powerbanklerimizi doldurmak için bize alan tanıdılar. Sağ olsunlar. Aynı zamanda powerbankleri de bize fazlasıyla verdiler ki biz iletişimsiz kalmayalım. İşte devlet, millet, basın el ele bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Hakeza onların verdiği
bu powerbankler sayesinde. Yani bunlar aslında ufak tefek maddi şeyler ama iletişimin sağlanması açısından çok önemli. Bu arada ismini ne kadar zikretmek doğru bilemiyorum ancak ismini artık söyleyeyim, artık reklama girecekse girsin. Çünkü Türkcell'e ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bölgeye girdiğimiz her andan itibaren habire bize ekstra gigabaytlar gönderiyor. Bizim de buradan hem medyayı takip etmek hem bölge insanlarıyla iletişim sağlamak için medyayı sıklıkla kullanıyoruz. Onların göndermiş olduğu ekstra ücretsiz gigabaytlarla iletişimi biraz daha güçlü tuttuk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hatta ben geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa merkezden aradım. Gerçekten gözyaşları içerisinde kendilerine teşekkür ettim. Çünkü bizim iletişimimiz olduğu müddetçe insanlara ulaşabiliriz. Hakikaten bu Türkcell ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Hangi enkaz bölgesine gidersek gidelim hemen ardından mesajlar geliyor. Bunlar önemli. Aynı zamanda bu bölge vatandaşına da bunlar iletişim sağlanıyor. Bunlar önemli. Yani ufak tefek demeyelim. Bu bölgede herkes görev yapıyor. Herkesin görevini yapacağı alanda insanlar el ile tutuşmuş, gerçekten işlerin hızlanması için çaba sarf ediliyor. Bu bizi son derece gururlandırdı. Milletimizin ne kadar güçlü bir millet olduğunu, insanımızın ne kadar gerçekten derin bir hafızası olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Burada kimse kimseyi tanımıyor ama herkes sanki aynı anneden, aynı babadan, aynı anne karnından çıkmış gibi kardeş olmuşlar, birlik olmuşlar. Yerde yatanlar var, hiç umursamıyorlar. Ben burada zatürre mi olurum demiyor adam. Yani kaldırıma sermiş Allah rızası için. Yani bunu kim yapar? Bunu kim yapar? Adam tanımaz. Yani gelmiş Urfa'dan, gelmiş Siverek'ten, gelmiş Van'dan. Ne yapıyor? İşte kaldırımda yatıyor. Bir tane battaniye çekmiş üstüne. Belki uyuyakalsa Allah muhafaza -10 derecede belki de cenaze çıkacak Allah muhafaza. Allah ama insanlar kendinden geçmiş yani, bunu söyleyeyim. Biz dahil olmak üzere buradan kendimizden geçtik. Ne kadar çok insana ulaşabiliriz? Bunun kaygısını, bunun mücadelesini veriyoruz. Dünkü o çadır hizmetinde de gördüğümüz gibi, o Konya Ereğli'den gelen arkadaşlarımızda da gördüğümüz gibi, dediğin gibi herkes birlik içerisinde. Bugün Ağrı Patnos'tan gelen arkadaşlarımızın olduğu gibi. Yani bunlar çok özel kareler Adnan, gerçekten çok özel kareler. Ve bu afetin belki de yüzyıllar boyunca derslere konu olabileceği, belgeselinin çekilebileceği, insanların bu karelerle çok şey anlayabileceği bir dönemden geçiyoruz. Bu arada ekstra bir bilgi daha verelim. Tüm operatörler o noktada bir ay boyunca ücretsiz görüşme sağlayacak, ücretsiz hizmet sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Fuat Oktay'ın da bu konuda bir açıklaması vardı. Onu da ekstra belirtmiş olalım. Tüm operatörlerimize de teşekkür ediyoruz belirttiğin gibi. Ve orada ufacık bir suda atan çocuktan, orada ailesini kaybetmiş olan insanların olduğu bir noktada yine yardıma koşan o ailelere boyutunu da gördüğümüzde, dediklerini anlamak hakikaten bizlere ayrı bir güç veriyor. İnşallah en kısa süreçte atlatacağız. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Çok fazla yormayalım. Tanju'ya da selamlar ve kendinize iyi bakın diyoruz efendim.